Dün Saat suresi 36'ya kadar gelmiştik. 37'den başlayacağız. Ama ben ikisini beraber okuyayım bu ayeti. Böylece rüzgarı emrine verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Şeytanları da her bina ustasını ve dalgıçı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaçıncı ayet okudum hocam? Yeni açtım. Hocam 36 ile 37 okudum. Tamam. Böylece rüzgarları emrine verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça serdi. Yani burada dün bunu konuşmuştuk. Rüzgarı emrine vermek ne oluyor? Bugün rüzgarı bugün olmuş olsaydı rüzgarla enerji üretirdi. Elektrik üretirdi. O zaman gemilerde motor yok. Motor koyup onun yakacağı mazot efendim onları hareket ettirecek enerjiyi, petrol yok. Rüzgarla, yelkenlerle gidiyorlardı. Yani değişik surelerde de bunu anlatıyordu. Şeytanları da bir bina ustası ve dalgıcı. Yani burada şeytan eğer ateşten yaratılmışsa insanların anladığı gibi dalgıçlık ve binayı nasıl yapar? Bu dumansız ateş, ateş olan. İşte burada aslında şeytan iblisin teklifleriyle geriye dönüşü mümkün olmayan moda giren insanlara şeytan diyor Allah. Yani Kur'an'ın ifadesiyle onların gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiştir. Yani ilahi mesaja karşı tamamen duyarlılığı kapanmış anlamında kullanmış. Olay bu. Ve kötülük yapmamaları için sağlam kemetlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini. İşte bu burada hani İsra suresi 59. ayetin son bölümünde ne diyordu? Biz gücü ancak korkutmak için göndeririz. Zalim olanların mazlum olanlar üzerindeki zulmünü engellemek için göndeririz ifadesi kullanıyordu. Süleyman da öyle bir güce erişmiş ki onları ne diyor ve kötülük yapmamaları için sağlam kementlerle birbirlerine bağlanmış diğerler. Kesinlikle vahyin Süleyman'ın emrinin dışına hiçbiri çıkamıyordu. Çıksa ta asasını kurtarın yiyinceye kadar devlette güç ve kuvvet iktidar halindeydi. Bunu anlatıyor. Şimdi arkadaşlar burada Allah bize Süleyman Aleyhisselam'ı anlatırken onun hayatından kesitler veriyor. Babasından devralma dönemini, hatta onun öncesinde atlara olan düşkünlüğünü ve o atlara olan düşkünlüğünü vahyin misyonunu aldıktan sonra kendisini düzelttiğini veya sonraları düzelttiğini, sonra vahyin misyonu aldığını, daha sonra onun tahtının üstüne bir ceset bırakıldığını, yani babasından o mülkü vahiyle beraber yönetimi devraldığını. Biliyorsunuz daha öncesinde de iki davalının gelip Süleyman Aleyhisselam'la temsili olarak konuşmalarını anlatıyordu. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın da bir sorgulama dönemi olduğunu. Babası, evet doğru söylüyorsun. Babasının sorgulama dönemi olduğunu, Süleyman'ın da daha sonra
imtihan ettik, tahtın üzerine bir ceset bıraktık diyor. Ve daha sonra Süleyman Aleyhisselam vahiy ile beraber bir hükümranlığı oluşturuyor. Onun oluşturduğu rejimde, hükümranlıkta mesela onun rüzgarı kullandığını Allah bize anlatıyor. 37 ve 38'de de şeytanları da her bina ustasını ve dalgıcını onun emrine verdik. Ve kötülük yapmamaları için sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. Yani Süleyman Aleyhisselam kontrolü eline almış. Müslüman olmayanları, gayrimüslimleri, şeytanları, cinleri kendi emrinde çalıştırmış. Ama onları karar mekanizmalarına getirmemiş. Yani bu ayet aslında bize bir yöntem veriyor. Kural bildiriyor. Siz de yönetimi elinize aldığınızda gayrimüslimleri, kafirleri, şeytanları iş başına getirmeyin. Onlar sizin hükümranlığınız altında yaşıyorlarsa kontrollü bir şekilde onlardan yararlanabilirsiniz diyor Allah. Bu aynı zamanda bizim kuracağımız bir dünyada kimlere güvenip kimlerle çalışacağımızı da anlatıyor. Yani Kur'an'da Allah kafire güvenmiyor. Kafiri zaten sevmiyor. Müşrikler onlar bir pisliktir diyor. Yani manen, şahsi kişilik olarak, yaşam biçimi olarak. Öyleyse Allah'ın güvenmediğine biz dört elle sarılıp güveniyoruz. Sizin gibi olacağız. Muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız diyemeyiz. Onların güvenilir olmadığını her gün görüyoruz. Bak sürekli bu şeytanlar barış diyor. İnsan hakları diyor. Sözde demokrasi diyor. Efendim İnsan sevgisi diyor. Söylüyor da söylüyor. Fakat ne yapıyor? Mısır'da darbe, Libya'da fitne, Cezayir'de ölüm, Türkiye'de terör, Suriye'de savaş, Irak'ta savaş. Dünyanın neresine girdilerse her tarafı yakıp yıkıyorlar. Ama sonra biz hep sizinle barış için yaptık diyor. Bizim suçumuz yok diyor. İnsanların gözünün içine baka baka bunu söylüyor ve milyonlarca insana da bunu yutturuyorlar, kabullendiriyorlar. O zaman bu bize neyi gösteriyor? O zaman bu yüzyılın insanının algısı, yani ayarı kaçmış, bozulmuş, bitmiş. Ayarı kaçmış olan bir insana bunları yutturabilirsin. Kim yapıyor bunları? Allah'ın güvenmediği, Allah'ın sevmediği kafirler yapıyor. İşte Allah da bize diyor ki bu kafirleri ne iş başına getirin ne de onlara stratejik görev verin. Kontrolü siz alacaksınız diyor. O zaman demek ki biz müminlerle işbirliği yapacağız. Müminlerle adım atacağız. Müminlerle eylem birliğine gideceğiz. Aksi takdirde her birimiz birer köşede perişan olur. Ölür gideriz. Bakın şimdi mevcut savaş var. Getirmiş İngilizler, Batılılar İslam coğrafyasında orada hançer saplamışlar. Zorla o toprakları gasp ettirip bir ülke kurdurmaya çalışıyorlar. Peki bunu yapan ülkelerin hepsi Türkiye'ye geliyorlar. Burada insan hakları yok. Burada demokrasi yok, burada özgürlük yok, burada bilmem ne yok. Yok da yok, sürekli eleştiriyorlar. Eyvallah, güzel eleştirsinler. Peki, var mı Filistin'de insan hakları? Var mı orada özgürlük? Var mı orada insanlık? Her şeyi yerle bir ediyorlar. Ayaklar altına alıyorlar. Kim bunlar? İşte Allah'ın sevmediği kafir topluluklar. Hani öyle olunca o coğrafyada o ülkede
ülkenin her tarafı, ben Müslümanım diye ülkelerle dolu. Her tarafı. Eğer onlar birazcık Müslümanların bilincinde olsa, tavır koysalar, kapılarını kapatsalar, en azından çizgilerini çekseler, işbirliği yapıp karşı saldırıya geçseler, belki bu sorunu çözecekler. Ama onu dahi yapamıyorlar. Niye? Felç olmuş herkes. Dünyevileşmiş. Menfaat uğruna her şeyi yapar hale gelmişler. Bütün bunlar niye başımıza geliyor? Bizi yönetenlerin gayrimüslim olduğundan dolayı. Şimdi Müslümanlar yönetse bir dünyayı böyle olur mu? Ne bizim ülkemizde, ne başka bir ülkede bu kadar kan ve gözyaşı dökülmezdi. Ama hani bir ayette buyuruyor ya Allah, o iş başına geldiği zaman ekidim enesini bozar diyor. Bir başka ayette de İblis diyor ya, onlara davamların kulaklarını kesmesini diyor emredeceğim. Yani insanların hem biyolojik genetiğiyle oynuyorlar, hem de düşünce genetiğiyle oynuyorlar. O zaman Kur'an'ın müminler müminlerin velisidir prensibini biz sahiplenseydik, bu ayetlerde anlatılan kafirlere güvenmeme, onları iş başına getirmeme prensibini sahiplenseydik, bu yaşananların hiçbirisi yaşanmazdı. Gelin görün ki ne bu ayetleri anlamışlar, ne de Kur'an'ın vermek istediği mesajı anlamışlar. Şimdi bunu gitsem okusam, ha o zaman şeytanlar varmış, cinler varmış, görünmeyen varlık varmış ama Süleyman onları görüyormuş, zincirinden birbirine bağlamışlar. Süleyman'a da kazan yapıyorlarmış onlar. Tamam, bitti. Süleyman zamanında olmuş, geçmiş, bitmiş. Hiçbir şey anlamıyorlar. Yani ben profesörüm diyeni de, efendim, ben hocayım diyeni de, ben Diyanet İşleri Reisiyim diyeni de, yok. Duydunuz mu siz Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında, bak Süleyman dedi ki, Belkıs'ın tahtını bana kim getirecek? Cinlerden bir ifrit dedi ki, ben sana göz açık kapayıncaya kadar getiririm. Kitaptan ilmi olan birisi dedi ki, ben onu sen yerinden kalkmadan getiririm dedi. Hiç bu ayeti anlatan duydunuz mu siz? Kalkmadan getiririm dedi, getirdi. Burada cinlere vermiyor görevi, Müslüman birine veriyor. Bu çok önemli. Kitaptan ilmi olan birine veriyor. Veriyor. Peki Allah bununla ne anlatmak istiyor? Yani bize diyor ki, siz de yönetiminizi, görevinizi, güvencenizi, idarenizi kitaptan ilmi olan Müslümanlara verin diyor. Cinler size bir şey yapacağım, edeceğim diyebilirler gayrimüslimler. Ama onlar sizi kandırırlar. Onlara güvenilmez. Onlarla anlaşma yapılmaz. Bunu söylüyor Kur'an. Ne kadar önemli bir stratejik kural bu. Aynı zamanda emirdir. Sen göz göre göre kendi yönetimini putperestlere, hayyaşlara, gayrimüslimlere, İsrail yalakalarına, Amerikan yalakalarına verirsen Allah'ın kitabına karşı gelmiş oluyorsun o zaman. Yani bu öyle takım tutar gibi, ya benim takım o ne olursa olsun ben bu takımı tutuyorum, böyle bir şey yok ki burada. Ya Allah'ın emir ve yasaklarına göre uyarsın ya da uymazsın. Ben namaz kılarken, oruç tutarken uyarım ama iş yönetime geldiği zaman, iş ekonomiye, siyasete geldiği zaman orada kural tanımam. Kim olursa olsun ona destek veririm. Olmaz, yapamazsın. Mümkün değil yani. İşte Kur'an bize bu ayetlerde bu stratejik bilgileri veriyor. Biz bunları unutursak bizim güç sahibi olma imkan ve ihtimalimiz sıfır. Olmaz. İki, tuğlayı üst üste koyamayız. Dolayısıyla bu ayetleri ciddi şekilde bunların üzerine düşünüp ve insanlara bunu anlatmamız lazım. Eyüp hocamın dün dediği gibi, şimdi geldi şimdi bu şeytanların birbirine bağlı şekliyle, yok efendim cinlerden ifritin gelirim giderim dediğini, uçanı kaçanı efendim geldi de anlat. Evet.
İşte bu bizim vergimizdir ey Süleyman. Artık sen hesaba vurmaksızın ver ya da tut. Hani İnsan Suresi 2. 3. ayetlerde ne diyordu? Biz insanı karmaşık olan bir sudan yarattık. Onu deniyoruz. Dileyen şükretsin, dileyene nankör olsun ifadesi kullanıyordu. Yani burada Süleyman da imtihan edildi ve imtihanı da kazandı. Burada bu bizim vergimizdir diyor. Biz sana bu kadar mülkü, bu kadar sana insanlardan, cinlerden, şeytanlardan, efendim kuşlardan ordular verdik. Sen de bununla bu kadar sana verdiğimiz bu nimetler karşısında ya şükret ya da nankör ol ifadesi kullanıyor. Süleyman da nankör olmuyor, şükreden kul oluyor ve arkasından da diyor ki Süleyman'a selam olsun. Süleyman bizim iyi kullarımızdan da diyor. Hocam burada direkt neden vergiyle neyi kastediyor? Vergi Allah seni yaratmış. Her türlü rızkı sana veriyor. Üstelik güç ve kuvveti de insanlardan destek verip veriyor. Sen de Allah'ın istediği şekilde sen hayatını düzenle diyor. İster bunu düzenle. Aa. İster bunu. Yani bu Bahadır'ın ödediği meşte değil. Yani katma değer vergisi değil bu. Bu Allah vergisi o zaman. Tabii ki canım. Allah buna vergi diyor. Bak kendisinin insanı. İşte her insanın Allah'a karşı da bir vefa borcu var. Sen bu vefa borcunu ister yerine getir, ister yerine getirme. Yerine getirirsen sana ahiret aleminde ebedi cennet var. Yerine getirmezsen de ahiret aleminde ebedi cehennem var. Bunu anlatıyor. Ver ya da tut derken şartlara göre sen gerekeni yap diyor. Yani kurallara göre ver ya da tut ifadesi kullanırken sen burada Allah'ın istediği şekilde hareket etmek istersen ver. Eğer Allah'ın istediği şekilde hareket etmez istemezsen cimri ol. Bunu anlatıyor. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır. Bak o ver yeri, demek ki Süleyman yaratılışta verdiği sözü ve onu peygamber olarak gönderip Allah'ın istediği şekilde hareket etmiş. Allah ondan razı olmuş. Ne diyor? Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı vardır. Varılacak güzel bir yeri vardır. Yani Allah o yakınlıkla ne yapıyor? Ahiret aleminde ebedi cennet ona vaat ettiğini söylüyor. Hani yakınlık ifadesini kullanırken işte orada Yahudiler ve Hristiyanların Musa Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler müşrik oldular. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Müşrik oldular. İfadesi kullanıyor. İşte burada yakınlığı vardır ifadesini. Bu yakınlıktan peygamberi ilah haline getiriyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Bu anlamda kullanıyor. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu diye Rabbine seslenmişti. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. An, hatırla, an. Hani o herhalde şeytan bana kahredici bir azap dokundurdu ifadesi kullanırken aslında Şuayb'in içinden çıkılmaz bir hastalığa yakalandığını söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Yani her peygamberde olduğu gibi hani Hazreti Musa hasbelkader bir adam öldürüyor ve bunu Firavun başına kalkıyor. Sen daha içimizdeyken
tuttun birini öldürmüştün ifadesi kullanırken Musa da ne diyor? O şeytandandı diyor. O yaptığım benim davranış şeytandandı. Ve bu yaptığım davranıştan, yaptığımdan dolayı tövbe ettim ve kendimi düzelttim. Allah bana nebilik ve resullük verdi. Yunus kuraya katıldı da kaybedenlerden olmuştu. Böylece o Allah'a tesbih edince, tövbe edince, kendisini düzeltip değiştirince Allah da onu yüz binleri takip eden peygamber konumuna getirdi. İşte Şuayb de bu anlamda, yani önce şeytan ilahi mesajdan onu uzaklaştırmış, yaratılışta verdiği sözden caydırmış ve arkasından o kendini düzeltmiş. Hani hocam Eyyub'u diyor. Efendim? Sen Şuayb dedin Eyyub'u diye. Eyyub. Şuayb, Eyyub farkı var mı Kur'an'da? Bilmiyorum. Hayır, burada Eyyub dediği için ben hatırlattım da ondan dolayı. İşte orada hani 8. surede, Enfal suresinde ne diyordu? Benim verdiğim nimeti değiştirmedikçe Allah'ın verdiği nimeti ben onu değiştirmem ifadesi kullanıyor. Yani insanlar o güzel nimeti yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne uygun bir yaşam koşullarını veriyor insana. Ama insan bunu değiştirip iblisin teklifleri yönünde gayri Rabbani yola gidip kendisini cehenneme hazırlıyor. Bunu anlatıyor. Şuayb de kendini düzeltip doğru yola gitmeyi istiyor. Bu yaptığı yanlışlıklar da şeytandan olduğunu anlatıyor. Evet. Hocam o hani sizde oranı değiştirmedikçe Allah gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz. Bozmaz. Bu Ra'd suresinde geçiyor. Enfal suresi 53'te de geçiyor. Orada da geçerdi tabi. Enfal 53'e de bakalım. Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah ona nimet olarak verdiğini değiştirmez. Nedeni şu, bir kavim kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Evet. Allah şüphesiz bilendir, bilendir. Ayşe Hanım, bu ayet ne anlatmak istiyor bize? Bir kavim, bir topluluk kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah ne nimeti bağışlıyor da onu değiştiriyor? Kavim kendinde olanı değiştirince Allah da mı değişikliğe gidiyor? Yani Allah kavimlerin hareketine göre mi hareket ediyor? Hocam, tekrar eder misin hocam soruyu? Ayağa kalktım da. Tekrar alabilirsem soruyor. Hazır olama geçti. Saygı duruşunda mı duruyor? Çay vermeyeceğim geldim abi. Bu arada. Bugün saygı duruşu falan yapanlar oldu da böyle bir şey çalıyor. Doğru bir boru çalıyorlar. Hazır ola geçiyorlar. Bir dakika kadar. Arkasından marşa devam ediyorlar. Evet. 53. Bir kavim kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. Evet hocam. Nimetten kastı bizim o fıtratımızı, hani biz fıtratımızı bozmadıkça, yani dostlar oldukça zaten Allah hani işte nasıl ifade edebilirim? Toparlayamadım hocam. Yani hani o nimetten kastı fıtratımızı kastediyor. Biz düzgün fıtrat üzerine yaratıldık ve siz onu bozmadınız. Siz de dostlar yol üzeri olsunuz. Allah bize şunu soruyor. Siz, ben sizi temiz bir fıtrat üzere yarattım. Rabbim Allah'tır fıtratı üzerine yarattım. Eğer siz o temiz fıtratınızı
bozmadığınız sürece devam edersiniz. Ben gelip sizi bozmam, değiştirmem. Yani kötü yola göndermem. Bir de size cehennem azabını vermem. Bunu da belki anlayabiliriz buradan sonuçta. Yani biz bizde olanı değiştirince Allah da o zaman bize verilecek olanı, yani öbür tarafta biz bizde olanı değiştirmeseydik, düzgün yaşayıp devam etseydik cennete alacaktık biz. Ama biz bizde olanı değiştirince Allah da o zaman otomatik olarak bizim gideceğimiz yeri değiştirmiş oluyor. Herhalde bu da anlaşılır buradan ya. Hani bir ayette diyor diye, insan hayra da şerre de dua eder diyor. İşte evet, burada insan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. Burada şerre dua etmek ne oluyor? Aslında Allah kötülük yaratmıyor. İblisin teklifiyle insanlar kötülüğü yapıyor. İşte Allah aslında o insanlar yaratılışta bir melek konumundaydı. Kesinlikle onlarda kötülük yok, kötülük yok. Ne zaman iblis yüklendi, yaratılışta verdiği sözden cayıp kötülüklere kendisini adapte etmeye başladı. Bunu anlatıyor. Yani yaratılışta insanın bütün organları, bütün hücreleri, bütün psikolojik ve biyolojik yapısında olan bütün melekler birer yaratılışta verdiği sözü tesbih ediyorlardı. Rabbim Allah'tır diyordu. Ne zaman iblis yüklendi? O iblis teklif sunmakla insan değişiyor. Hatta azınlığı değil çoğunluğu teşkil ediyor. Allah da bunu değiştiren insanın kendisi, ben değiştirmedim diyor. Ben de değiştirmem diyor Allah. İnsan cehennemi tercih ediyorsa ve onunla ilgili efendim amellerde bulunuyorsa bu kendi tercihi. Ben ona kötülükleri tercih edip yaptırıp cehenneme atmıyorum onu. Onlar kendileri cehenneme kendilerini atıyor. Olay bu. Evet. Ayağını defret, işte yıkanacak ve içecek soğuk su diye vahyettik. Ayağını defret, işte yıkanacak soğuk su diye vahyettik. Yani burada defret ne demek? Hani Hazreti Musa'ya, ey Musa, sağ elindeki asanı taşa vur dedik. Taşa vurdu, 12 tane pınar fışkırdı. Musa kavmi için Allah'tan su istemişti ifadesi kullanıyor. Burada da bununla arasında bir fark var mı? Ayağını depret. Hazreti Meryem'e de ne diyor? Sen hurma ağacını salla, olgun dökülmüş, olgun yenecek hurmalar dökülsün. Burada sen çabala, gayretini göster. Allah sana bu nimetleri, istediğin nimetleri, hem ahiret için rızkı hem dünya için rızkı sana verecektir ifadesiyle anlatıyor. Hani diyor ya, bir şehre girdiğiniz zaman kapılarından secde ederek girin ifadesiyle kullanıyor. Burada Allah, sen çaba ve gayreti Allah'ın koyduğu kurallara göre yerine getirsen hem dünyada hem de ahirette sana rızıklar yağacak. Yine bir kavim için söylüyor, İsrailoğullarını, yani deniz kıyısındaki o adamlara sor. Onlar cumartesi yasağına uydukları zaman balıklar kıyıya harıl harıl geliyordu. Cumartesi yasağına uymadıkları zaman balıklar gelmiyordu. Burada yani sen Allah'ın yaratmış olduğu evren yasalarına ve göndermiş olduğu vahiy kurallarına uyduğun zaman sana hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında kurallara uygun olarak hareket ettiğin zaman rızıklar gelecektir diyor. Buradaki ifadede de ayağını depret, yani sen rızık mı istiyorsun, su mu istiyorsun, efendim yiyecek mi istiyorsun? İşte ayağını depret, hem dünyadaki rızıklar hem de ahiret hayatındaki rızıklar sana gelecektir ifadesiyle olayı özetleyip anlatıyor. Kadınlar
yakın sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık. Ne diyor? Katımızdan ona bir rahmet. Yani o Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket ettiği zaman katımızdan bir rahmet, temiz akıl sahiplerine de bir öğüt olmak üzere ailesi ve onunla birlikte olanları kurtardık ifadesi kullanıyor. Yani orada bağışladık, kurtardık. Ailesini ifadesi kullanırken burada biyolojik aileden bahsetmiyor. Soy ağacı aile, yani iman soyunda olanları bağışladık ifadesi kullanıyor. Kur'an'da çok ayetlerde Lut'u ve ailesini kurtardık der. Burada aile deyince karısı anlamında değil, aile aynı iman soyuna bağlı olan insanları, Müslüman olanları ifadesiyle anlatıyor olayda. Ve eline bir deste sap al, böylece onunla vur ve andını bozma. Gerçekten biz onu sabredici bulduk. O ne güzel kuldu. Çünkü daima Allah'a yönelip dönen biriydi. Burada anlaşılması güç gibi görülen bir ayet bu. Böylece ne diyor? Ve eline bir deste al, böylece onunla vur. Yani burada bir deste al, onunla vur ifadesi kullanırken Allah'ın koyduğu kurallara göre sen hayatını düzenle ve andını bozma, yaratılışta verdiğin Rabbim Allah'tır sözünden caymadan hayatını yürü. Gerçekten biz onu sabredici bulduk. Yani hani dünya hayatı inişli çıkışlı bir yol, yer yer kuraklık, yer yer efendim bolluk oluyor. Sen bu darlık, yokluk zamanlarında sabret ve sen de şükredici, yani burada sabretmesi dolayısıyla da Allah onu överek diyor ki o ne güzel bir kuldu. Çünkü o daima Allah'ı yönelip dönen biriydi. Yani vahyin dışında hareket etmiyordu. Mesajı veriyor. Şükreden kuldu. Yani Kur'an sürekli peygamberi şükreden. Bir iki yol var. Biri nankör olanların yolu. Bu nankör olduğu ifadesiyle anlatır Kur'an bunu. Biri de bağışlananların yolu veya bağışlanmak isteyenlerin yolu. Bu da şükredenlerin yolu diye anlatıyor Kur'an diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu ayeti tefsir ederken çok farklı şeyler anlatıyorlar. Yani Eyüp Aleyhisselam önce hastalığa yakalanmış. Bunun çocukları filan varmış. 7 oğlu, 3 kızı varmış. Hastalığa yakalandıktan sonra tabii şeytan buna gelmiş, vesvese vermiş. Ya isyan et Allah'a demiş filan. Çok büyük sıkıntılar şey yapmış, çekmiş. Daha sonra kanımı da hastalık süresince ona hizmet etmiş ama bir defasında üzüntüsü yüzünden Eyüp Aleyhisselam'ı isyana teşvik eden sözler söylemiş. Yani daha doğrusu Eyüp Aleyhisselam da buna canı sıkılmış. İyileştiği zaman ona 100 sopa vurarak cezalandıracağına yemin etmiş. Ancak kadının maksadı kötü olmadığı için, Eyüp de sadakatinden ve hizmetinden dolayı onu çok sevdiği için, işte bu ayette Allah Eyüp Aleyhisselam'a şöyle söylüyormuş yani, bu cezayı sembolik bir şekilde uygulama yolunu göstermiş. Yani işte o senin dediğin sana 100 sopa vuracağım veya şu kadar sopa vuracağım yerine o bir tuttan çalı çırpan eline efendim o çalı çırpıyı işte ona şöyle yalandan vuruver. Yeminini yerine getirmiş olsun. Şimdi
Bu ayeti böyle tefsir ediyorlar. Diyanet de böyle tefsir ediyor. Bütün tefsirciler de böyle tefsir ediyor. Ne kadar korkunç ve felaket bir şey. Bakın bu ayeti böyle tefsir edenler iflas etmiş demektir. Bu çok kötü bir şey. Andını bozma yani, diyor. Nedir ant? Yani her insan yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bu vermiş olduğun sözden cayma mesajı veriyor. Onu yapmamış mı Eyüp? İşte şimdi bak neler uyduruyorlar hocam. 7 tane oğlu, 3 tane kızı varmış. Nereden çıkarıyorlar? Hastalanmış da şöyle olmuş da acılar çekmiş de hanıma hizmet etmiş ama bir defa etmemiş. Eyüp ona kızmış. Demiş ki sana demiş bir iyileşeyim göstereceğim ben gününü demiş. Ama yine de seviyormuş hanımını. Hal böyle olunca iyileşmiş ama onu da söylemiş bulunmuş. Allah da ona demiş ki işte burada bir tutamam çalı çırptıdan yalandan şöyle vurar gibi yap. Yani tiyatro oynuyor. Allah da Eyüp'te tiyatro oynuyor. Şu rezalete bak. Yani bütün bunlar hepsi Kur'an'da yer almayan bilgiler. Buradaki Eyüp'ün hastalığı biyolojik hastalık mı yoksa İnanç hastalığı mı? Biyolojik hastalıksa bunun şeytanla ne alakası var? Yani Allah'a isyan edince sanki hastalık geçecek. Onun için maalesef işte bu metin manası üzerinden gittiği zaman müteşabihatı yerine koymadığın zaman ayetler felç oluyor. Evet. Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Güç ve basiret sahibi olan kullarımızdan İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Şimdi İshak'ı, Yakub'u İshak'a deyince İbrahim'in çocukları zannediyorlar. Hep böyle anlatıyorlar. Oysa İbrahim'in o ilahi mesajda, diyaloğundan etkilenen İshak ve Yakup'tan bahsediyor Kur'an. Yani iman soyu anlamında kullanmış. İbrahim'in o Allah katında övülmüş bir peygamber olan İsmail diye bir oğlu var. O kadar. Diğerleri varsa da onların Kur'an'da ismi geçmiyor diye düşünüyorum. Gerçekten biz onları katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Yani onlar yaratılışta verdiği sözden caymadan Allah'ın dinini bozup bozguna uğratmadan Allah'ın istediği şekilde hareket eden, Rabbani yolda yürüyen Müslümanlar kıldık. Burada ahiret aleminde de bunlara Allah cennet vaat ettiğini bildiriyor. Yani ihlas sahipleri yani kesinlikle o sözlerinden caymadılar. Hani Meryem için Meryem'i bir bitki gibi yetiştirdik ifadesi kullanıyor. Yine yaratılışta verdiği sözden caymayan insanları sık sık eğer siz sabrederseniz, gerekli gayreti gösterirseniz Allah size meleklerden 3000-5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır ifadesiyle yaratılışta verdiği sözden caymadan hareket eden insanlar anlamında kullanmış. Yine Ahzab suresi 23. ayette yaratılışta verdiği öyle erkek adamlar var ki yani burada erkek adam kelimesi insan cinsiyet anlamında erkeklik değil yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünden caymayan ve dik duruşunu bozmadan sürdüren kadın ve erkek ayrımı yapmadan kişiler anlamında kullanmış. Yani bunlar yaratılışta verdiği sözü
bozmadan sürdüren insanlar olarak devam edip geliyor. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifli'yi de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır. Bu bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Yani, adın cennetleri, kapılar onlara açılmıştır. Nereye kadar okudum hocam? Burada neyi anlatıyor? Bunlar bak aslında İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifil'i, hani yukarıda ayetlerden bahsetmişti. Yakub'u, arkasından ne diyordu? İshak'ı. Burada ne diyor? İsmail'i. Demek ki Kur'an'da bir ismi peygamber olarak zikretmişse mutlaka ama mutlaka onu destekleyen bir ayet olması lazım. Burada İsmail bir peygamber olduğu anlaşılıyor. Elyasa'yı bu bir peygamber, Zülkifil'i de burada hepsi de hayırlı olanlardandır. Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edendir. Bu bir zikirdir. Yani bu Kur'an'a zikirdir diyor. Elbette onların varılacak olan bir yeri vardır. Nedir o varılacak olan yeri? Ebedi cennet, ahiret aleminde adın cennetleri, kapıları onlara açılmıştır. Yani en güzel yaşayabilecekleri ortam ahiret aleminde onlar için hazırlanmıştır. Allah onları orada ebedi olarak konuklayacağını vaat ediyor. Allah vaadinden de dönmez diyor. İçinde adın cennetleri kapıları onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. İşte hesap günü size vaat edilen budur. Yani ahiret alemine insanlar gittiğinde ne oluyor? Allah bir cennet hazırlıyor. O cennetteki insanların Allah tarafından neler ikram edileceğini söylüyor. Ne diyor orada? İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Yani buradaki şarap ifadesi Allah hani dünya hayatında şarabı yasaklıyor. Ahiret aleminde şarap vereceğini söylüyor. Bu ne biçim çelişki diyorlar. Oysa ahiret alemindeki şaraptan bahsederken o sarhoşluk yapmaz. O insanlara zevk veren diye anlatıyor. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. Burada huriler diyor, eşler diyor, kadınlar diyor. Bunlar Dilber diye çeviriyor. Dilber diyor. Burada dünya hayatında sınava tabi tutulan kadınlar, eşler veya huriler değil, ahiret yaratması olan huriler. Yani nasıl biz yeni bir yaratılışta yaratacağız ifadesiyle anlatıyordu. Dünya hayatında kadın ve erkek bir roldü. Ahiret hayatında bu rol kalkıyor. İman eden ve salih amel işleyenlere Allah cennet nimetleri olarak veriyor. İman eden ve salih amel işleyen, muttaki olanlar, işte bunlara ahiret aleminde bunları vereceğiz, eşler vereceğiz ifadesini kullandığı zaman burada erkeklere huriler, erkeklere eşler, erkeklere kadınlar vereceğiz diye hiçbir ayet yok Kur'an'da. Bunu bilmek gerekiyor. Şüphesiz bu bizim neydi? Rızıklarımızdır. Rızıklarımızdır.
bitip tükenmek de yok. Yani ebedi olarak bunlar devamlı bundan rızıklanacak ifadesiyle anlatıyor. Bu böyle. İşte gerçekten azgınlar için de muhakkak var olacak kötü bir yer vardı. Şimdi burada artık cehenneme başlıyor. Biz 54'te noktalayalım. Başka eklemek istedikleriniz veya soru söylemek istedikleriniz varsa arkadaşlar buyurun. Peki. O zaman yarın inşallah 55'te buluşmak üzere. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.